Merhabalar sevgili ve çok saygıdeğer dinleyicilerimiz. İçimizdeki Mucizeyi Keşfet programına hepiniz hoş geldiniz. Sizi saygıyla ve sevgiyle selamlıyorum. Bugünkü konumuz anne karnındaki engelli bebekler. Gebelik kendi içinde pek çok faktörü barındıran, sağlıklı geçmesi için çok sayıda faktörün aynı anda olumlu seyretmesini gerektiren, heyecan verici, mutluluk verici ancak bir o kadar da zor ve endişelendirici bir süreçtir. Planlı gebeliklerde anne ve baba adayı daha gebelik gerçekleşmeden pek çok testten, muayeneden geçmiş olmasına rağmen, herhangi bir sağlık sorunu taşımamalarına rağmen gebelikte her şeyin yolunda olacağına dair bir kural olmuyor. Bir takım riskler de mevcut olabiliyor. Bir de plansız bir şekilde gerçekleşen gebeliklerde de pek çok şey tam bir muamma oluyor. Çünkü anne ve baba adayının genetik olarak sahip olduğu riskler, taşıdığı hastalıklar, gebelik oluştururken ortaya çıkan bir takım anormallikler, gebelik sürecinde yaşanan sorunlardan kaynaklı gelişim gerilikleri ve anormallikler gibi çok sayıda olumsuz faktör anne karnındaki bebeğin engelli olmasına sebep olabiliyor. Bununla birlikte neyin sebep olduğunu tam olarak bilinmeyen pek çok sayıda bebek anormalliği mevcut. Anormal bir şekilde dünyaya gelebiliyor. Ve ultrasyonla gebelik tespiti çok çok önemli. Daha gebelik olmadan önce, yani gebelik planlandığı dönemde mutlaka doktor kontrolleri yapılmalı. Gebeliğe engel ya da gebelikte sorun yaratabilecek herhangi bir problem olup olmadığı tespit edilmeli. Bu bağlamda da var olan herhangi bir sorun varsa gebelik olmadan önce tedavisi yapılmalıdır. Kan testi gibi gebeliğin varlığını tespit ettikten sonra birkaç gün içerisinde ultrasyonda gebelik kesesine bakılıyor. Eğer gebelik kesesi tespit edilmişse artık muhtemelen bu aylık rutin muayeneler devam ediyor. O yüzden anne karnındaki bebeği araştırmak, anne karnındaki bebeğin işte engelli olup olmadığını anlamak, yani günümüzde artık çok çok mümkün. Çünkü anne karnındaki bebeklerde anormallik teşkil edecek şeyler bu ultrasyon muayenelerinde, gerek kan testlerinde, gerek ikili, üçlü, dörtlü testlerde hani bu genetik ve kalıtsal bir rahatsızlık olup olmadığı ortaya çıkabiliyor. O yüzden annelerimiz düzenli olarak doktor kontrollerine, muayenelerine gitmeleri gerekiyor. Ve bu noktada kendi sağlıklarına, beslenmelerine, aldıkları gıdalara çok çok dikkat etmeleri gerekiyor. Ve gebelikte de ilaç kullanımı da çok çok önemli. Hani gereksiz ya da farklı ilaçlar kullanmamaları gerekiyor. Doktor kontrolünün haricinde ilaçlar kullanmamaları gerekiyor. Ve bu gebelik döneminde aileler hani psikolojilerine, fizyolojiklerine çok çok dikkat etmeleri lazım. Herkese inşallah sağlıklı evlatlar dünyaya getirmesi dileğiyle. Hoşça kalın, dostça kalın. Tekrar içimizdeki Mucizeyi Keşfet programlarında daha buluşmak dileğiyle. Sevgiyle, sağlıcakla kalın.